Nerede olsam çıkıyor karşıma bir kanlı ova. Sen misin yoksa hayalin mi vefasız Kosova? Hani binlerce mefahirdi senin her adımın. Hani sinende yarıp geçtiği yol yıldırımın. Hani asker, hani kalbinde yatan şahı şehit. Ah o kurbanı zafer nerede bugün, nerede o id? Söyle Meşhed, secde edip öpeyim toprağını. Yok mudur sende muradın, iki üç damla kanı? Tika'nın katkılarıyla hazırlanan Söğüt Gölgesi başlıyor. Sevgili dostlar, programımızın bu bölümünde Kosova'dayız. Kosova denince akla gelen ilk yerdeyiz. Meşhedi Murat Hüdavendigar. Sultan 1. Murat Hüdavendigar'ın metfun olduğu yer Meşhed. Az önce şiirini okudum Mehmet Akif'in. Duygulanmamak elde değil. Rivayet odur ki ay yıldızlı bayrağımız 1. Kosova Savaşı'ndan sonra şekillendi. Buradan programımıza devam edeceğiz. Meşhed'i konuşacağız. İçeride kıymetli bir hocamız bizi bekliyor. Daha sonra hem Priştina'daki hem de Prizren'deki Söğüt gölgelerine ulaşacağız. Beraber yürüyelim. Selamun aleyküm. Selam efendim. Kıymetli üstadım, Kosova'da, Priştina'da, Meşhed'de başlattık programı. Hüzünlenmemem mümkün değil çünkü Mehmet Akif'in o güzel mısralarını okudum az önce. Diyor ki söyle Meşhed, öpeyim secde edip toprağını. Yok mudur sende muradın, iki üç damla kanı? Zaten ülkemizde bile okurken kalbime dokunurdu bu mısralar da. Huzurunda olunca. Böyle Meşhed'in yanında okuyunca ister istemez yüreğimizin gözleri doldu. Neler söylersiniz? Efendim zaten Kosova deyince aklımıza mutlaka Murad-ı Hüdavendigar geliyor. Bu aslında güzel gibi gözüken çok da güzel olmayan bir hal fakirin kanaatime göre. Çünkü 2. Kosova muharebesini ve 2. Sultan Murat Han'ı unutuyoruz. Evet. Aynı mevkide Nibolu, Varna ve 2. Kosova'dan sonra Haçlı yok. Avusturya Macaristan var. Sırf var, şu var, bu var ama başka yok. Esas buraların sahiplenmesinin mührünü vuran Sultan Fatih Hazretleri. Evet. Çelebi Musa yani Yıldırım'ın şehzadesi Fetret döneminde bir ara buraları geçiriyor. Sultan Murat Han burada şehit olduğunda hocam bir yeri mi değil mi bilmiyorum ama bir şehidin huzurunda diğer şehitleri de almadan geçemeyeceğim. Evet. Biz şehadeti harp sahasında o zamanın aletleri ok, mızrak, hançer, kılıç işte bugün de tüfek, tabanca, bomba neyse öyle zannediyoruz. Halbuki şehit Allah için seferde ölendir. 72 yaşında at sırtında ta Zigetvar'a giden hasta yatağında her an Sokollu Mehmet Paşa ile istişare halinde. İstişare halinde harbi idare ediyor evet. Hasta yatağında. Kale Anlamı, düştü mü düşmedi mi diye sorup duran. Evet. Sultan Süleyman Han şehit değil mi? Evet. Evet. Hünkârın bayrağı diktik, sur kapısını yıktık dediği anda Sokollu elhamdülillah bu da oldu. Eşhedü en la ilahe. Ruhunu teslim ediyor. O evet. Şehit değil mi? Tabii ki. Sultan Sefer Fatih Han evet. Roma kastı ile aynen Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetini yerine getirip ters istikamette. Malum Efendimiz de Medine'ye kuzeye çıkacağına Mekke'den önce güneye gitti. Fatih de batıya Roma'ya gideceğine doğuya gitti. Gebze'de vefat etti. Seferde vefat etti. Evet. Daha nasıl şehit olacak? Hatta sarayda vefat etti. 1. Abdülhamit Han Özi Karadeniz kıyısında koşatılıyor. Değil mi? Evet. Bana diyor gece vakti ne vakit olsun Özi'nden bir haber gelince iletin. Akşamüstü haber geliyor. Özi düştü. Düştü.
bir başlıyor ağlamaya hocam. Ah özü diye. Bir kalenin düşmesi, kaybından yüreğine inen, kalp seklesinden ölen bir hükümdar. Şehit. Beylerbeyi Camii'ni, Emirgan Camii'ni yaptıran hayırsever ama bir kalenin düşmesine yüreğine inen bir hükümdarın tabasıydı ecdadımız. Evet. Neyse bu hamasi tarafları bırakalım. Sultan Murad Hüdevendigâr'ın daha önce akla geliyor olmasının sebebi insanlar maddeye mahkum ya hocam. Burada da bir madde var. Türbe var. Çünkü hemen evet. Yıldırım'ın tahta geçmesi yok tabii o zaman. Eski usul. Hala kayıboyu, Oğuz usulü. Tarih öyle diyor. Solakzade zannediyorum. Emin değilim. Akçadır'da ak keçe üzerine Şehzade Bayezid oturdu, oldu Sultan Bayezid diyor. Tahta oturmak falan yok. Keçeye oturuyor. Beyaz posta oturuyor. Hala bey yani. Açık mezar yapılıyor. Malum tahlin ediliyor. İç evet. organları burada. Evet. Fakat evet. Yıldırım Bayezid Han çekiliyor. Burayı vassala bırakıyor. Ta 2. Murat Han'a kadar işte Musa Çelebi'nin bir ara ele geçirmesi falan. Yani o dönemlerde böyle güzel bir türbe yok. Fatih'ten sonra evet. yapılıyor ve bir ara tabii biraz harabiyete düşmüş. Evliya Çelebi harap olarak gösteriyor. Melek Ahmet Paşa'nın yaptırdığı söyleniyor bina olarak ama sonra birçok kereler Sırpların özellikle tecavüzüne uğramış. Burası ilk Tikamız tarafından tamirine başlandığında kabir kazılmıştı hocam. Fakir Allah. İki tabaka kömür gördüm. Allah. Yani iki defa. Yanık. Evet, izi var. Evet, yıkık evet. izlerinin tabii ondan şey yok. De en son tabii malum Sultan Reşat Han'ın meşhur Kosova Sahrası'nda cuma namazı seyahati vardır. Evet, o ünlü seyahat, efendim, Rumeli seyahat. O evet. seyahat münasebetiyle de biraz derleme toplama yapılmış ama en son Tikamız çok daha güzel yaptırdı. Mescidinle, misafir odasına, müzemsi bir yeriyle. Lan, mirasın burada duruyor olması irtibatımızı pekiştiriyor. Şimdi çok şükür serbestlik başladı, ziyaretler oluyor. Bazen görev gereği uğradığımda mutlaka Türkiye'den birileri burada oluyor. Oluyor. Yani, biz de karşılaştık, Frişli'de evet, de karşılaştık. Evet, çok güzel oluyor. Üstadım, buranın bende uyandırdığı bir başka duygu var. Hani hamaset dedik ama o işin hakikati zaten. Mehmet Akif ile Sultan 1. Murat Hüdevendigâr arasında da böyle paralel bir duygu oluşturuyor bende. Sebebi şu, hani rivayet edilir ki, Sultan 1. Murat Kosova'yı kazandıktan sonra gökyüzündeki hilal askerlerimizin parlayan o pırıl pırıl tertemiz evet. kanları üzerine öyle bir düşmüş ki öyle bir yansımış evet. ki ay yıldız oradan ay yıldızın doğuşu oradan yani, hani biraz daha ifade edilir. Aslında bizim bayrağımızda yıldız kullanmamız 3. Selim Han döneminde. Evet. Ondan önce orada ay zaten zikrediliyor. Hep hilal evet evet hilal zikrediliyor. Fakat çok enteresan. Göktürk paralarında eski Göktürk paralarında bugünkü ölçüde değil hilalin iki ucunun tam ortasında bir yıldız var. Bir yıldız var. Evet. Yani o Göktürk paralarında evet, yıldız evet, var. Evet. Orada rivayet edilir ki 1. Murat Han şöyle bir cümle kullanıyor. Rabbim bana bir daha böyle bir zafer gösterme. Yani o kadar çok evet. şehit var evet. ki o kadar evet. çok kan akmış ki. Evet. Mehmet Akif de İstiklal Marşı'nı yazdıktan sonra Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın diyor. Evet. Bu iki cümle arasında da bir paralellik var i̇şte ve o zaman beni hocam, çok etkiliyor işte ikisi. O zaman yeri geldi. Evet. Ecdadımızın heybeti marufi cihandır. Fıtrat değişir sanma. Bu kan yine o kandır. O kandır. İşte bunu söyleyesiniz diye zaten konuyu oraya getirdim. Evet çok teşekkür ediyorum. Teşekkür çok sağ ederim. Olun. Evet değerli dostlar, Kosova'daki gezimiz devam ediyor. Evet bu cami Sultan Murat Camii. 1300'lü yılların sonunda inşa edilmiş. Fatih Sultan Mehmet zamanında tamamlanmış. Çarşı Camii olarak da biliniyor. Çünkü zamanında burada büyük bir çarşı mevcut imiş. Şimdi Kosova Meclisi yükseliyor yanımızda. Ve bu caminin en önemli özelliklerinden birisi de minaresinin tamamı taştan yapılmış. Dolayısıyla taş camii olarak da biliniyor. En önemli özelliği Kosova Savaşı'ndan sonra bu topraklarda inşa edilen ilk cami Sultan Murat Camii. Ve Söğüt Gölgesi'nin düştüğü hemen her yerde Tikamız'ı da görmek mümkün. Çünkü
bu önemli ve güzel caminin imarını ve restorasyonunu TİKA şu anda devam ettiriyor. Kosova'da gezmeye, fotoğraf çekmeye devam ediyoruz. Priştina'da yeni fotoğraflar ve yeni göreceğimiz yerler var. Priştine Meydanı'ndayız. Evet. Kosova'dayız ve Söğüt Gölgesi programımız devam ediyor. Şükür ki devam ediyor. Evet, gitmesin inşallah. Programımızı izleyenlerimize hatırlatmış olalım. Ahmet Anapalı doktor, evet. Tarihçi yazar, evet. Televizyon programcısı. Neler söylersiniz? Kosova, Prizren, Priştine bu bölümümüz çünkü bu ülkede Kosova'da evet. devam ediyor. Şimdi 100 yıl evvel yaşayan dedeme sorsaydınız Priştina, Prizren, Kosova, Üsküp, Makedonya ne demektir? Bugün kameranın arkasında bulunan kocaman bir ekip var. Bu arkadaşlara Sivas, Tokat, Nevşehir, Niğde ne demektir diye sorduğumdaki enerjiyi alırdım. Cevabı alırdınız. Tabii onu. Bugün Sivas, bugün Tokat, bugün Nevşehir neyse bizim için çok değil. 100 sene önce Priştina da bizim için o demekti. Evet. Cımbızla vücudumuzdan et kopartır gibi 1912 tarihindeki Balkan Savaşları'nda tek tek bu coğrafya koptu gitti. Peyami Safa'nın böyle bir yazısı var. Diyor ki çocukluğum akciğerimden et parçaları dökülür gibi Rumeli topraklarının elimizden çıktığını görmekle geçti. Her gün bir şehrin, her gün bir bölgenin ana karadan Osmanlı Devleti'nden kopuşunu görmek artık bizim için bir vaka yadiyi oldu. Sıradan bir olay gibi oldu. Toprakların kopuşu. Ne acı bir nesil değil mi? Peyami Safa evet, söylüyor bunu. Evet, evet. Ahmet Hocam, Montaigne'in denemelerinde Osmanlı ile ilgili bir değerlendirme olduğunu hatırladım. Zannediyorum siz de vakıfsınız. Evet. Ne diyor Montaigne şimdi, denemelerde Osmanlı'yı anlatırken? Çünkü Kosova'da, Priştine'de bunu söylemek önemli. Şimdi eserler var. Evet, atalarımız evet. burayı ihya etmişler. Biz buraya para harcamış gitmişiz. Evet, evet. Evet. Şimdi, ne diyor Montaigne? Normalde lise kitaplarında evet. ortaokul 1000 temel eser var ya. Evet. Onların içinde Montaigne var. Denemeler var. Ama o denemeler şu kadar kalınlıkta bir denemeler. Tabii seçilmiş çünkü. Evet. evet. Ama Montaigne'in orijinal denemeleri bu kadar. Oldukça kalındır. Çok kalın bir kitaptır o. O kalın olan orijinal nüshada Montaigne diyor ki Osmanlı aldığı ülkeleri Batı mantığında olduğu gibi sömürmedi. Kullanmadı, kendi mutluluğu için harcamadı. Harcamadı. Tam evet. tersi, kendi topraklarından, kendi vatandaşların almış olduğu vergilerle Balkanlardan ve Avrupa'dan almış olduğu topraklara, ben söylemiyorum, Montaigne söylüyor. Köprüler, okullar, hastaneler, su yolları yaptı. Ben anlamıyorum diyor Montaigne. Neden para harcamak için toprak alırsın? Toprak aldıysan sömürmen gerekiyor. Sömürmüyor, tam tersi para harcıyorsun. Bunun tek bir adı var, ahmaklıktır diyor. Böyle mi diyor Montaigne? Montaigne denemelerinde Osmanlı'ya, Priştina'ya hastane yaptığı, yol yaptığı, okul yaptığı için ahmak diyor. Desin, yani bizim medeniyetimizde onun adı ahmaklık değil biliyorsunuz. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın. Ya da diğer açılımıyla Nizam-ı Alem, evet, Nizam-ı Alem ülküsünü, İlahi Kelimetullah'a dünyanın her yerine ulaştırma hayalinin, evet. insana hizmet hayalinin gerçekleştiği, adeta vücut bulduğu topraklardayız biz. Tam olarak böyle. Evet. Avusturyalı bir tarihçi diyor ki, Osmanlı Devleti'nin insana ve inanışa vermiş olduğu değerin en önemli belgesi ve delili Viyana kapılarına kadar Hristiyanların varlığıdır. Osmanlı 450 sene Balkanlarda kaldı. 450 yıl boyunca çok değil, her hafta bir aileyi Müslüman yapsaydı ya da öldürseydi. Kim karışacak? Ben burada katliam yapıyorum. Kanuni devri. Kim karışabilir? Hiç kimse karışamaz. Müslüman yapsaydım ya da öldürseydim bugün Viyana kapılarına kadar Müslüman bir Avrupa bizim karşımızda olacaktı. Bırak Priştina'yı,
bırak Prizren'i, Kosova'yı, Türkiye'nin göbeği olan İstanbul'da bile patrikhaneler var. Roma İmparatorluğu Ermenilere insan muamelesi yapmamış, benim atam Ermenilere patrikhane açmış. Tam İstanbul'un göbeğinde, Samatya'da. İspanya'dan göçen Yahudilere kapımızı evet, açmışız. Tabii ki öyle. Buralarda kiliselerin varlığı ve hala Hristiyanların varlığı, Osmanlı Devleti'nin leküm dinüküm veliye din, senin dinin sana, benim dinim bana İslami düsturunu hayat felsefesi haline getirmesindendir. Bunu söyleyen ben değilim. Avusturyalı bir tarihçi söylüyor. İnsana ve dine verdiği değerin en büyük belgesi Hristiyan Avrupa'nın ta kendisi diyor. Güzel değil mi? Evet, evet, harika. Bir metafor kullansak, mesela ağaç metaforu bizde evet, vardır. Yani 5 dakika sonra öleceğimizi bilsek bile bir ağaç tohumu dikin, toprağa atıyoruz, ağaç dikiyoruz. Hadis-i şeriftir bu aynı evet, zamanda. Hadis-i şerif. Evet. Neden? O ağaç neşvi nema buldu, şekillendi, filizlendi, dal budak saldı. Evet. Hayvanat, insanlar gölgesinde, meyvesinden, dalından, yaprağından faydalanacaklar. Biz öyle bir söğüt tohumu atmışız ki bu topraklara. Elhamdülillah. Hala gölgesini ortadan kaldıramıyorlar. Gittiğim zaman eserlerimizin ihtişamı diğer yaptıklarının içerisinde kendisini apaçık belli ediyor. Hocam, bu nasıl bir Osmanlı yapmış anlayıştır? Evet. Tika'da imar ediyor. İşte ihya ve imar. Bizim dünyamızda imha yok elhamdülillah. Göğsüm dik bir biçimde ben dünyanın her yerinde yürüyebiliyorum. Bende imha yok. Bende ihya var, bende imar var. Çok önemli bir felsefedir bu. Rabbime bu topraklarda, Rabbime bu dinin ümmeti olarak dünyaya getirdiği için beni ne kadar şükretsem azdır. Hepimiz ve bizi. Için öyle. Ve bizi. Evet, evet. Hepimiz için öyle. Şunu da söylemek mümkün. İnşallah ileriki zamanlarda, önümüzdeki yıllarda ülke olarak çok daha güçleniriz. Evet. Medeniyetimizin, kendi ilim ve irfan düşüncemizin yansımaları buraya, bu topraklara biraz daha fazla ulaşır. Artık çağ kültürel mücadele çağı. Tabii ki artık kılıçla ilim ve, topla evet, tutmak değil. İlim ve hikmet mücadelesi çağı. Ülkemizin ve medeniyetimizin ilmini, irfanını, hikmetini bu topraklarda yeniden bahçeler kurarak, gülzarlar oluşturarak, gülşenler meydana getirerek gerçekleştirebiliriz. Bu da Söğüt Gölgesi programımızın bugünlük temennisi ve duası olsun. Huzur dolu içimde. Ben sonsuzluğu düşünüyorum. Ey bu sonsuzluğun sahibi, sana ulaşmak istiyorum. Hocam, Kosova deyince bir Murat Hüdavendigâr, o burada. Kosova'da bizim bir muradımız var 5 asırdır. Evet. Bir de şehit lider Muhsin Yazıcıoğlu. Elhamdülillah. Karlı bir kış günü Kosova'ya hizmeti, emeği çok olan bir zat. Siz konuşurken hani bir yerde İlahi Kelimetullah Nizam Alem dediniz ya. Evet, orada aklınıza geldi. Muhsin Yazıcıoğlu'na çok emek verdiği, dert ettiği, bura insanın kadrini, kıymetini bildiği bir insan olması itibariyle bir Fatiha vesilesi. Evet, ona da rahmet dileyelim. Çünkü teşekkür ederiz. Karlı bir gün, o gittiğinden beri ne zaman kar yağsa Muhsin Başkan Fatiha istiyor diye düşünürüm. Kosovalı'dan Fatiha istiyorum Muhsin Başkan. Evet, karlı bir günde gitmişti zaten. Elhamdülillah. Cenab-ı Hak mekanını cennet eylesin. Eyvallah. Tuhaf olun hocam. 1461 evet, yılında yapılan bir cami var hemen ilerimizde. Çektik zaten. Evet, Fatih Camii. Fatih Camii. 1830'larda yapılan bir cami var. Yaşar Paşa Camisi. Mühim olan aralarında 50 metrelik bir mesafe var. 50 metrelik mesafeyle iki cami buranın ümmetinin çok olduğunu göstermiyor mu? Evet. Bir cami yetmemiş, ikinci camiyi yaptı. Bu kadar kısa mesafede iki cami, doğrusu ben de şaşırdım. Evet. Demek ki o zamanlarda buralar çok yoğun, evet, nüfus yoğun burada ve cemaat de oldukça fazla ki bu kadar kısa mesafelerde ikinci bir, evet, cami yapma ihtiyacı hissetmişler. Şimdi Türkiye'deki dostlar
Kosova ile alakalı çok fazla bilgi bilmeyebilirler ama Kosova'nın resmi dini İslam. Evet. %96,5 İslam potansiyeli var burada. Ya burası Müslüman bir ülke. Türkiye gibi. Bir farkımız yok yani. Türkiye'de ne kadar Müslüman varsa burada da o kadar Müslüman var. Dolayısıyla onu bir daha tekrar ederim. Yani resmi olarak kabul edilen resmi din İslamiyet. İslam. Evet. Kosova'da. Bizim gibi bizde hiç farkları yok yani. Tamam. Her yerde camilerin olması çok normal bir şey. Kosova evet. için söylüyorum. Evet. Şimdi hocam benim dikkatimi çeken bu cami ile alakalı değil, bu coğrafya ile alakalı bir şey. Evet. Ya söyleyeceğim şey. TİKA denilen bir kuruluş var. TİKA. Türkiye'nin gülümseyen ve dünyaya bakan yüzü. Camilere ve vakıf eserlerine el atmış. Şimdi bir yapmak var, bir de yapı vermek var. Evet. TİKA. Bizde o yasak savma denir hani. Savmak yapmamış evet. yani. Her motifi ince ince kalem işçiliğiyle yapmak noktasına kadar özen göstererek yapmış. Evet. Bu da TİKA'nın baştan savmak biçiminde değil de gerçekten yapmak. Bunu bir vazife adetmek için yaptığını bana gösteriyor. Ben öyle evet. hissediyorum. Evet, evet. İhya etmek için gerçek evet. manada evet. ihya etmek için yapıldığı belli her hal şeyinden. Prizren'in girişindeyiz. Namazgaha geldik. Ahmet Anapalı hocamız da buradaymış. Selamun hocam, aleyküm. Hoş geldiniz. Hocam merhaba, aleyküm, nasılsınız? Selam, İyisiniz. Hocam. Namazgaha gelmişsiniz. Meydanda Prizren'in girişinde namazgahtasınız. Ne Fatih güzel. Sultan Mehmet 1455'te geldi. Torunu evet. 2022'de eyvallah. Geldi. Nedir bu meydanlardaki namazgahlar? İstanbul'da da vardır. Değişik kentlerde evet. de var. Şehirlerimizde de var. Namazgah, namazgah, namazgah diye geçiyor. Burada da girişte bir namazgah. Böyle çok güzel bir görüntüsü de var. Çok evet. ters ışıkta böyle bir fotoğrafda çekilse çok güzel bir görüntü çıkar. Evet. Nedir namazgahların hocam en yalın fonksiyonu? Haliyle evet. namazgah yazlık cami. Evet. Yani kışın kullanılmayan, kullanılamayan, evet. yazın kullanılan yazlık camiler. Ordugah iki yerde kullanılır. Bir, sayfiye alanlarda. Evet. İki, çok sıcak yerlerde. İki, ordugahlarda kullanılır. Namazgahlar kullanılır. Burada Osmanlı Devleti'nde dev bir Kosova ordugahı bulunmaktaydı. Rumeli topraklarını koruyan Osmanlı ordugahının merkezi bu topraklardaydı ve 1455 tarihinde daha sonraki dönemde TİKA'mızın restore ettiği, onardığı bu namazgahı buraya yaptı. Demek ki ordugah da bu bölgede bir yerde. Biz şu an Prizren kentinin girişindeyiz. Girişindeyiz ve namazgah burada. Demek ki yakında bir yerde ordugah var yakında o zaman. Yakında bir yerde. Belki de burası ordugahın içidir. Evet. Çok net bilgiler yok bu konuda ama burası 1455 tarihinde Fatih tarafından yapılan bir namazgah. Namazgah. Ama benim aklıma şu da geldi. Mesela ben tüccar olsam, yani Prizren'den de geçiyorum. Evet. Yaz dediğiniz gibi sıcak bir hava. Geldim, şurada bir yol var. Ana yoldan gidiyorum. Namaz vakti gelmiş. Bir bakıyorum namazgah. Hemen burada abdest yerleri falan da vardır muhtemelen evet. o zaman. Hemen geldim, durdum, abdestimi aldım, namazımı kıldım, yoluma devam ettim. Bu kadar. Yani bir cami aramama gerek kalmadı. Evet. Herhangi bir şey gelmedi. Evet. Yazlık camiler ifadesi çok önemli. Yazlık cami. Bu ecdadımızın meselelere ne kadar ince, kalbi yaklaştığının da evet, ifadesi. Evet hocam, tam olarak böyle. Allah evet. bir ayet-i kerimesinde yeryüzünü size mescit kıldım kıldık. Diyor. Evet, evet. Dolayısıyla Müslümanların bir Hristiyan gibi özel bir alana ihtiyaçları yok. Yok. Dünyanın her yeri mescittir. Mihrabı ve minberi gördüğümüz her yer bizim için bu cuma namazı basit. Kılacağımız yerdir. Bu kadar basit. Burada cuma namazı da kılınıyordu. Evet. Çünkü minberi, mihrabı, her şeyi hazır. Allah atalarımızdan razı olsun. Amin. Allah mekanlarını cennet evet, eylesin. Evet. Bizi de onlara layık torunlar eylesin. İnşallah, inşallah. İnşallah. Biz artık buralarda onların yeryüzüne getirdikleri, getirmeye çalıştığı kardeşliğin elçileriyiz. Amin. Bütün insanlık için güzel olan, iyi olan, huzur verecek olan ne ise onun yanındayız biz de. Amin. Nabe, çok teşekkür nabe. Ediyorum Ahmet Hocam. Ayağınıza çok sağ sağlık, hoş geldiniz. Sağ olun, sağ olun. Allah razı olsun.
Evet, evet hocam. Çok güzel yerler gezdik. Prizren'deyiz. Evet, daha hocam. Gideceğimiz yerler de var. Hocam Prizren, neler söylersiniz? Prizren kelime anlamı şehirlerin en birincisi, en güzeli demektir. Hak ediyor değil mi? Bu, yani lügat anlamı bu mu Prizren? Lügat anlamı şehirlerin en güzeli demektir. Prizren, Pre. Evet, aklıma ne geldi biliyor musunuz? Bu ifadeden dolayı söylüyorum. Kelimelerin bir lügat anlamı, bir de ıstılahi anlamı vardır evet, ya arka plan. Evet. Arka planıyla da güzel bir şehir burası. Çok güzel ya, hakikaten yani hoş yani bir gezdik. Balkan memleketi, sıcak. İnsan da güzel bu arada. Evet, evet. İnsanları gülümsüyorlar, hoş geldin diyorlar. Türkiye'deki herkesi buraya çağıralım mı? Gelsinler, ata yadigarı Balkan topraklarını görsünler. Yani ben çok mutluyum şu an evet. Prizren'de, Kosova'da olmaktan. Ben de mutluyum. Emin Paşa Camii'ndeydik az önce. Kur'an kursunu ziyaret ettik. Orada evet. Kur'an eğitimi alan çocuklar var. Arnavut çocuklar, Boşnak çocuklar, Makedonyalı çocuklar, işte başka başka yerlerden gelmiş ve Türk çocuklar da var orada. İnsanın içi bir hoş oluyor. Yani evet. Bu coğrafyanın bu farklı ama birbirine yakın kimliği, evet. Farklı ama o kardeş kimliği. Dereyle ilgili de, şu akan suyla ilgili de dün burada oturan bir kardeşimiz Akdere anlamında bir kelime söyledi. Akdere. Akdere. Bu su çok pırıl pırıl bir suymuş. Yani evet. Tertemiz bir su dedi. Ondan mülhem bir kelime kullanılmış. O ismi şu anda hatırlayamadım. Zor da telaffuz edilen bir isimdi. Ama Akdere dedi. Yani evet. Bu ırmağın ismi, bu suyun ismi Aksu, Akdere. Şimdi Sinan Paşa Camii var. Onu buranın kimlik göreceğiz. Değerini arttıran, buranın kimliği denilen bir camidir. Evet. Sinan Paşa, Prizren dendiği zaman zaten külliyesi olan bir cami olan Sinan Paşa'da gelir. Yani bir maraşal, bir müşir camidir. Evet, bir de mesela işte yani lokantalara gittik, çay içtik filan. Evet. İnsanların o karşılaması, o sıcaklığı, yani hiç kendinizin nerede ya. Olduğunuzu söylemeseniz aynen bile böyle çok sıcak bir karşılama var. Benim o, ama burada evet. Bu sıcaklık, bu mutluluğun yanı sıra benim içimi burkan şey, az evvel gördük ya, camisi olmayan minare. O, evet. Acı evet, bir durum. Çok 1460-70 yılları arasında Evrenozade Fatih Sultan Mehmet Han'ın bu toprakları yönetsin diye göndermiş olduğu valisi yaptırır. 1950'lere kadar Arasta Camisi'dir. Etraf Arasta'dır. Evet. Malumunuz çarşı demektir Arasta. Pazarı vardır. 1940'lı yıllarda İkinci Dünya Savaşı esnasında çarşı yıkılır. 1950'lere gelindiğinde, savaş bittiğinde çarşının artık Arasta cami özelliğini kaybeder. Çünkü çarşı yoktur. Bir gün bombayla cami yıkılır. Ne büyük bir facia. Hocam hangi dine mensup olur? Kim yıkıyor camiyi? Bombayla. Komünist idare yıkıyor. Komünist idare bombayla camiyi bombayla. Patlatıyor. Ya kiliseye, sinagoga, camiye, yani bir dinin kurumuna bomba atına lanet olsun. Ya evet, olur mu öyle şey? Yani şey. Bütün inançların kutsal mekanları vardır. İşte cami de Müslümanların mekanıdır. Şimdi işte bunu duyunca, bombayla patlatıldığını duyunca halk... Bu çok diyorlar, önemli işte. Bu ayrıntı çok evet, önemli. Bir anda camiye geliyorlar. Cami enkaz. Bütün halk minarenin etrafında kenetleniyor. İşte bu destansı bir şey. O minare ayakta. Minare ayakta evet, şu anda. Fotoğraflarını evet. Çektim az önce. Evet. Minare dimdik duruyor. Cami yok. Cami yok. Yani bilmeyen Allah Allah buraya sadece bir minare dikilmiş zanneder. Evet, ama öyle değil. Arasta Camii bombayla patlatılıyor. Bunu duyan Prizren halkı geliyorlar. Etrafını kenetleniyorlar. Minareyi yıktırmayız diyorlar evet. Ve canları pahasına o minareyi muhafaza ediyorlar, evet. Koruyorlar. Bu da Prizren'e yakışır bir destan aslında. Evet, evet. Çok teşekkür ederim. Hocam gezelim mi? Biraz yürüyelim, biraz gezelim. Haydi buyurun. Dolaşalım. Evet değerli dostlar, Prizren'de taş köprünün üzerindeyiz. Dünyanın değişik coğrafyalarında medeniyetimizin gölgesi olan
Söğüt gölgesini aramaya çıkmıştık. Söğüt'ün gölgesi devam edecek. Balkanlarda başladık, Balkanlarda bitirdik. Ve şuna inanıyorum artık. Söğüt'ün gölgesi yüzyıllar sonra da bu topraklarda var olmaya devam edecek. Ve yeni Söğütler, yeni gölgeler inşallah. Sensizlikte sen vardın ya. Buyurun efendim. Ahiretim ben sizlerle yoktum ağlam. Hocam, hoş geldiniz. Sabah getirdiniz. Hoş bulduk. Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Tam da şimdi üstüne geldiniz. Sağ olun efendim. Çok hocamız, kıymetlimiz, iyisiniz inşallah. Sizler nasılsınız, iyi misiniz? Şimdi şair dediğin şiirin üstüne gelir elbet. Evet. Şiir mi okuyordun? Evet. Ahmet hocam, ağladım şiirini sordu da hocam. Onun hikayesini arz ettim. Hı. Onu okuyordum hocama, siz geldiniz. Eyvallah, eyvallah. O halde en baştan? Baştan başlayalım. Okunabilir. Baştan mı okuyalım? Yani hayır, şiir çok uzunsa bir şey diyemem de. Bütün sevip de kavuşamayanlar için okuyalım bu şiiri. Hadi hocam, hakikaten. Yanınızda edepsizlik olur ama bağışlayın. Biz müteşair adam. Hoş gördük. Kardeşlerimize o sıfatı yakıştırmayız. Eyvallah. Aklıma düştü gözlerin, boynumu büktüm ağladım. Elveda dediğin yerin yanına çöktüm ağladım. Oturduk sanki göz göze, hayalinle ben diz dize. İki çay söyledin bize, bir tütün yaktım ağladım. Ateştin, bardaktın, çaydın, olmazdın bunca, olsaydın. Yalnızdım ve yanımdaydın, sanma ki tektim ağladım. Cihanda sensizlik kadar ne bir dert, ne de çile var. Sensizlikte sen vardın ya, ben de yoktum ağladım. Anılar gezdi kanımda, seni aradım yanımda. Tesbih gibi her anımda, hasreti çektim ağladım. İçim garip, gönlüm darda, gözlerim karşı duvarda. Ben her akşam aynalarda, yüzüne baktım ağladım. Ayrılık ne yaman şeymiş, her seven boyun eğmiş. Gözden yaş dökmek de neymiş, gözümü döktüm ağladım. Sırrına erince hiçin, ben sen oldum, bittin için. Yanağına değmek için, gözümden aktım ağladım. Tika'nın katkılarıyla hazırlanan Söğüt Gölgesi sona erdi.